Arsa, aberrant right subclavian artery, yani yolunu şaşırmış sağ subklavyen arter. Normalde aortadan sağ beyin yarım küresini beslemek için ve sağ kolu beslemek için bir tane damar çıkıyor. Sol kolu ve sol beyin yarım küresini beslemek için birer tane damar çıkıyor. Fakat bu arsa denilen durumda enteresan bir şekilde sağ tarafı besleyecek olan subklavyen arter soldan çıkıyor ve böyle arkadan dolaşarak yemek borusundan ve nefes borusunun arkasından dolaşarak sağ kola gidiyor ve o şekilde besliyor. Normalde yani sağ taraftan çıkıp direkt sağ tarafı beslemek varken soldan çıkıyor ve bir yol kat ederek sağ taraftaki kolu gene besliyor. Yani beslenme açısından bir problem yok. Fakat detaylı ultrasonlarda saptadığımız zaman, çok sık rastlanan bir şey değil bu arada, saptaması da kolay değil. Burada görüyoruz. Bu sağ tarafta kırmızı bir şerit şeklinde bir damar gözüktü az önce. O işte subklavyen arter yolunu şaşırmış bir şekilde görülüyordu. Saptandığı zaman acaba Down sendromuyla veya başka kromozom bozukluklarıyla ilişkisi var mı diye araştırıldığında, tek başına ise eğer genelde Down sendromu riskini çok fazla artırmıyor. Yani izole başka bir kalp bozukluğu veya başka bir Down sendromu bulgusu yoksa genelde Down sendromu riskini artıran bir şey değil. Ama yine de bir fetal DNA testi yaptırmakta fayda oluyor. Arsa saptandığı zaman eğer izole bir bulgusu ya bunda da genelde bir şey çıkmıyor. Uzun vadeli olarak erişkinlikte sıklıkla bir soruna yol açmıyor. Bazen yemek borusunun arkasından dolaşarak onu baskıya uğrattığı için yutma güçlüğü gelişebiliyor ama uzun vadeli ciddi bir sağlık sorunu değil. Sadece eğer başka bulgularla birlikte varsa Down sendromuna işaret edebileceği için rahim içinde dikkatimizi çeken bir bulgu. Dediğim gibi çok sık rastlanan bir şey değil ve büyük ihtimalle siz bunu hiç duymayacaksınız. Ama duyarsanız da ne anlama geldiğini bilin diye bu videoyu sizin için çekmiş olduk.